Bu hafta hastanemizin yoğun bakım süreçleri, işleyişleri konusunu ele aldığımız değerli arkadaşlarımızın hazırladığı sunumlarını dinleyeceğiz. Bilindiği üzere yoğun bakım üniteleri asata gerektiren iş yükü fazla, kritik çalışma alanlarımızdan olmaktadır. Burada gelen hastaların durumu, öncelik halleri, elbette ki polikliniğe gelen yahut servis yatan hastalara göre tabii ki biraz daha fazla riskli. Özellikle de hasta yakını için burada psikolojik durum diğerlerinden daha da yoğun tabii ki. Avrasya Hospital yoğun bakım üniteleri içinde gerekli yatırımlarıyla altyapısını oluşturarak hasta ve hasta memnuniyetini ele almış ve bu alanda daha geniş alanlarla, daha geniş bir ekiple hizmetlerine devam etmektedir. 1 metrekarelik kapalı alanda yoğun bakım ünitemizde 17 yataklı erişkin yoğun bakım ünitemiz, 17 yataklı bebek yoğun bakım ünitemiz, 8 yataklı koroner yoğun bakım ünitemiz, 9 yataklı kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitemiz olmak üzere toplamda 51 yataklı yoğun bakım ünitelerine sahip olmaktayız. Buradaki tedavi süreçlerinde uzman hekimlerimiz, sorumlu hemşirelerimizle hastanın gerekli tedavi bakım hizmetlerini karşılamaktayız. Etkin çalışmalar sonucu riskleri aza indirgemekteyiz. Bu alanda hizmet veren tüm hekim ve çalışan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyoruz. Bugün de bu alanlarla ilgili gerekli bilgi sahibi olacağız. Onlar sayesinde birçok bilgiler elde edeceğiz. Yine bu alanlarımızdan koroner yoğun bakım ünitesi öncüleri şefinden kardiyoloji bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Meriç ile açılış konuşmamızı yapmak istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ali Güven Bey'in yorulduğunu düşünerek dedim ki ben açılışı yapayım. Seni öyle tahmin ediyorum. Devamlı çünkü her toplantıda açılış yapıyor. Sanırım yorulmuştur, burada da kendisi yok galiba. Ve ondan sonra da düşündüm acaba ne anlatsam, nasıl açılış yapsam diye. Ve internetten yoğun bakım ünitelerinin tarihsel gelişimine dair bir bilgiler edindim. Onları da buraya döktürdüm ve şimdi size bunları okuyacağım. Şimdi tıp ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ve hastalıkların fizyopatolojileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmamız, duruma ve hiçbir tedavi yönteminin yarar sağlamayacağı gözüyle bakılan hastalarda hastaların da düzelebileceği fikrini doğurmuştur. Okuyabilmeyi görüyorsunuz. Çok yönlü bilgi ve cihazların tedavisi güç olan veya acil tedavi gerektiren hastalar için kullanıma sokulması yoğun bakım kavramını doğurmuş ve yoğun bakımın hedeflerini, sınırlarını belirlenmesini sağlamıştır. İlk defa 1852 yılında Kırım Harbi esnasında Florence Nightingale kritik hastaları bir araya toplayalım ve bakımları daha kolay olsun demiş. Ve bunu söylemesiyle birlikte yoğun bakım ünite kavramı ortaya çıkmış. Florence Nightingale ismi çok geçiyor biliyorsunuz. İlk yoğun bakım ünitesi hizmeti 1950 yıllarında İskandinavya'da başlamış. Ve oradaki polimiyolit epidemileri sırasında akut ve kronik akciğer yetersizliği gelişen hastalarda çelik ciğerler kullanılması kararlaştırılmış ve bunlar kullanılmaya başlamış ve bu şekilde doktor ve hemşireler de bu solunum cihazlarını kullanmak ve manipülasyonlarını öğrenmek zorunda kalmışlar ve böylece bir takım yoğun bakım üniteleri gelişmeye başlamış. İskandinav ülkeleri, sene 1950. İlk yoğun bakım üniteleri nöroşirurji ve genel cerrahi hastalarına yönelik olarak respiratuar bakım, kardiyak, renal, pediatrik ve obstetrik bakım için geliştirilmiş ünitelerdir. Gereksiz yer, personel ve alet kullanımını önlemek amacıyla servislerden optimal yarar sağlamak amacıyla büyük entegre multidisipliner yoğun bakım merkezleri kurulmuştur. İlk yoğun bakım ünitesi bu şekilde 1958 yılında
Amerika'da Baltimore City'de açılmış. Sene 1958. Ülkemizde ise ilk yoğun bakım ünitesi, ben de şaşırdım. 1959 yılında Tülay Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde açılmış. Ve 1959 senesinden önce de anesteziyoloji ile ilgili bir takım gelişmeler sağlamış. Onların da benim hocalarım olduğunu görünce sevindim. Gerçekten tıp tarihi çok önemli. Ve burada Sadisun ve Cemalettin Öner adlarını söylemeden geçemeyeceğim. Yani ilk anesteziyoloji ve reanimasyonu başlatanlar olarak. Şimdi ilk yoğun bakım üniteleri Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden sonra Taksim Hastanesi'nde kurulmuş. Hep İstanbul'da Taksim Hastanesi'nde ve sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde 3. sırada açılmış. Ve sonra İstanbul'a 1967'den sonra tabii 1967'de ikiye ayrılmış. İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde açılmış. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde Bursa'da açılmış ve artık Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi ve arkasından Çukurova Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde açılmış. Ve günümüzde dahili tıp dalları ağır hastaların bakıldığı koroner yoğun bakım üniteleri var en başta. Yani koroner yoğun bakım ünitesi de ne zaman açıldı? Leyla bunu anlatacak zaten. İlk olarak 1968 yılında yine bizim fakültede açıldı. Orada ben de çalıştım. Efendime söyleyeyim. 4 yataklıydı. Bunları daha sonra belki konuşuruz. Koroner yoğun bakım üniteleri dahili tıp alanında nefroloji yoğun bakım üniteleri kurulmuş. Ve sonra nöroloji yoğun bakım üniteleri. Cerrahi tıp dalları ağır hastalarına bakıldı. Postoperatif yoğun bakım ünitesi, göğüs kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi ve nöroşirurji yoğun bakım ünitesi kurulmuş. Bunlar halen de çalışmakta, devredeler ve ayrıca bizim zamanımızda ilk başlarda reanimasyon ya da solunum yoğun bakım üniteleri vardı. İlk başta adı reanimasyon bunların, solunum yetmezliğini tedavi eden, monitörize ederek izleyen, destek tedavilerinin yapıldığı üniteler. Şimdi dahili yoğun bakım üniteleri ameliyat girişimi bulunmayan hastalıklarda destek tedavilere gereksinimi olan hastaların alındığı birimlerdir. Koroner yoğun bakım üniteleri, nöroloji yoğun bakım üniteleri bunun içerisinde zikredilir. Bu yoğun bakım ünitelerinin bu sınıflandırması ülkemizde bu şekilde yapılmaktadır. Dahil yoğun bakım üniteleri, şimdi cerrahi yoğun bakım üniteleri, bunlar da postop yoğun bakım üniteleri, nöroşirurji yoğun bakım üniteleri ve kardiyak cerrahi sonrası kurulmuş olan yoğun bakım üniteler. Üçüncüsü reanimasyonlar olarak geçmektedir. Solunum desteğine ihtiyacı olan, çoğunlukla bilinçsiz ve solunum işlemini kendisi yerine getiremeyen hastaların yattığı birimler. Ve dördüncü olarak da yeni doğan yoğun bakım ünitesi. Bu dört tane bakım ünitesi şu anda Türkiye'de, ülkemizde sınıflandırılmış yoğun bakım üniteleri olarak geçmektedir. Şimdi arkadaşlarım bunları anlatacaklar. Önce galiba koroner yoğun bakım ünitesinden biz başlayacağız. Arkadaşlarım anlatacaklar. Hepsine başarılar diliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bakım üniteleri bütün hastanelerde yapı taşı veya kilometre taşı olarak geçmektedir. Onların kurulması, onların işlemi cerrahi branşlarının gelişmesine değil mi? Diğer bir takım tedavi edilemeyen hastaların tedavi edilir hale gelmesine yol açmıştır. Ve çok önemlidir. Çalışanlar içerisinde çok önemli. Onlarla ilgili bir sürü şeyler var. Kaç kişi olmalı, ne kadar olmalı, hangi hastaya ne kadar düşmeli diye bunları burada bahsetmiyoruz. Gerekirse söyleriz. Şimdiden başarılar diliyorum. Evet. Güzel bilgilerle bize güzel açılış konuşması yapan doktorumuza da tekrar teşekkürlerimizi sunalım. İlk olarak koroner yoğun bakım ünitemizde sunumumuza giriş yapıyoruz. Öncelikli olarak yine koroner yoğun bakım ünitesi hemşehrilerimizden
Gülbahar Türkmen'i dinliyoruz hep beraber. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben size koronar yoğun bakım ünitesinden kısaca polisist izlem kartını anlatacağım. Öncelikle polisistin amacını size anlatayım. Aranso hospitaline başvuran hastalarımızın teşhis ve tedavilerinin zamanında doğru olarak ve güvenli bir şekilde yürütülmesidir. Bizi etkilen polisistler ise çoğunlukla acil, yatan servisler, az olsa ameliyathaneler, dış kaynaklı süreçler, bu dış kaynaklı süreçlerle diğer sağlık kurumları, radyoloji, laboratuvar konsültasyon talebi ve üst yönetimler oluyor. Bizi etkilen prosesler ile birlikte gelen bilgiler ise hasta yakını beklentilere geliyor. Hasta kayıt fişi formu, hasta resmi evrakları, acil konsültasyon isteklerimiz, danışma formlarımız ve dahil haberleşme belgesi gibi bazı girdilerimiz oluyor. Girdilerle birlikte bize gelen faaliyetlerimiz ise hasta muayenesi. Hasta bize geldiğinde doktorumuz muayenesini yaparak tetkiklerini istiyor. Tetkik sonuçlarına göre de teşhis konularak tedavisi planlanıyor. Tedavi planlandıktan sonra hasta yakını bilgilendirilmesi ve onay alınması gerekiyor. Hasta ve yakınlarına onay alındıktan sonra medikal tedavi veya acil müdahale gerekiyorsa acil müdahalemizi doktorlarımız uyguluyor. Eğer hastamızla doktorlarımız uygun görüşü konsültasyonlar ve konsültasyon istemlerimiz olur. Bu süre zarfında da resmi evraklarımızın eksiksiz doldurulması gerekiyor. Tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında yer almak ve polisistine görev alanlar eğitmek ve yönlendirmek de bulunuyor. Bunlarla birlikte gelen çıktılar ise hasta, ilaç istek fişi, malzeme istek formları, reçete ve tıbbi atık gibi. Çıktılarda da etkilenen polisistlerimiz dış kaynaklı süreçler, teknik üniteleri, yatan hasta servislerimiz, eczanede satın alma, hasta danışmanları, muhasebeler, bezneler, teknik hizmetler ve poliklinikler oluyor. Hedeflerimiz ise hasta ve hasta yakınları memnuniyeti oluyor. Biz hasta ve hasta yakınları memnuniyetimizi sözel olarak internet üzerinden kendi yorumlarından ve yazılı olarak da hastanemize bırakılan teşekkür belgelerini olarak görüyoruz. Kritik konularımız ise hasta yakını ve iletişimi, hasta takibi ve hasta kayıtları, müşteri malı korunması, çalışanların hizmet içi eğitimi, malzeme ve ilaç takibi, cihazların bakımı ve enfeksiyon izlem ve sterilizasyon. Bunların hepsini yaparken tabii ki bunları kayıt etmemiz gerekiyor. Protokol defterimiz, röntgen isteyeceksek röntgen istek formumuz, laboratuvar formu, safe formu ve kaynaklar. Kaynaklar ise hostes, doktor, hasta temsilcisi, hasta kabul elemanları, yani hastanemizde hepimizin bir arada bulunduğu kaynaklar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet, Gülbahar Hanım'a alkışlıyoruz. Şimdi koroner yoğun bakım ünitesi sorumlu hemşiremiz Sayın Leyla Karakuş bizlere koroner yoğun bakım işleyişi, hasta hazırlığı ve birçok konulara değindi. Hep beraber onun sunumunu dinliyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Koroner yoğun bakım hemşiresinin görevlerinden başlayacağız. Stok takibi yapmak, narkotik ilaçların takibi, acil arabasının kontrolünü yapmak, yatan hastaların takibinde protokol defterinden sorumludur. Demirbaş eşyaların takip ve bakımından sorumludur. Üniteye göre oluşturulan standart ve uygulamalara göre sorumluluk aldığı hastalar için profesyonel hemşirelik uygulamalarını sağlamak, kurum tarafından oluşturulmuş bölüm ve hastanemizin politikasını izler. Amaç ve düzenlemelerini uygular ve sürdürür. Hasta ve ailesine gerekli bilgileri sunar. Tüm hemşirelik prosedürlerini ve uygulamalarını etik kurallar çerçevesinde sürdürülür. Geliştirilen protokoller doğrultusunda gerekli tedaviler ve yan etkiler konusunda hasta ve ailesiyle görüşerek gerekli önerilerde bulunur. Hastayı koroner anjiyo işlemi için hazırlar, işlem süresince gerekli hemşirelik işlevlerini gerçekleştirir. Monitör takiplerini yapar ve gerekli kayıtları tutar. Yaptığı tüm aktiviteleri kaydeder ve üstlenildiğinde üst yönetime rapor şeklinde sunar. Ünitede kullanılan malzemelerin teminini sağlar. Ünitede kullanılan ilaçların uygun şekilde saklanması, narkotiklerin kayıt ve kilit altında tutulması, son kullanım tarihlerine dikkat edilmesini sağlar. Yönetim sistemleriyle ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar. Kurum içi eğitimlere katılır. Yoğun bakımının temizlik ve sterilizasyonundan sorumludur. Yoğun bakımla ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eder. Koroner yoğun bakım üniteleri kalp hastalığı açısından ciddi hayati risk altında olan hastaları sürekli yoğun olarak yakından takip edildikleri hayati bulgularda oluşacak en ufak bir değişikliğin saptanarak anında müdahale edildiği özelleşmiş bilimlerdir. Koroner yoğun bakım ünitesi Türkiye'de ilk kez İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1968 yılında kurulmuştur.
Avrasya Hastanesi koronar yoğun bakım ünitesine kalp krizi geçiren, kalp krizi geçirme tehdidi altında olan, kalp rahatsızlığı nedeniyle şoka giren ve desteğe ihtiyacı olan, ritim sorunu yaşayan veya müdahale edilmeyi gerektiren, ritim düzensizliği olan hastalar yaptığı gibi var olan kalp dışı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören ve bu tedavileri sırasında kardiyak açıdan yakından takip edilmesi gereken hastalar da yatmaktadır. Ayrıca koroner arterine girişim PTC asistent uygulanan hastaların da genellikle bir gün koroner yoğun bakım ünitesine alınarak takip ve tedavileri sürdürülmektedir. Burada da AF ritmi atrial fibrilasyona girmiş bir hastanın ekkardiyasını görmektesiniz. Müdahalesi sonrası da sinüs ritmine dönmüştür ve taburculuğu yapmıştır. Avrasya Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesi son teknoloji ve modern cihazlarla donatılmış olup her hasta için hasta başı EKG, kan basıncı, nabız, kanın oksijen düzeyi, solunum kaydı, vücut ısı ölçümleri devamlı olarak yapılmakta ve bu özellikler merkezi olarak aynı anda ana bankoda merkezi monitörden izlenmektedir. Hasta yatakları hasta mahremiyeti açısından perdeleriyle birbirlerini görmeyecek şekilde ayrılmıştır. Avrasya Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesinde merkezi oksijen sistemi olup o da hastanın konforu da göz önüne alınarak en iyi şekilde dizayn edilmiş. Burada eklemek istediğim bir şey var. Bizim koroner yoğun bakımımızda televizyonumuz da var ki hastalar uyanıp bir 24 saat boyunca orada kaldıkları için sıkılmamaları için oraya bir sinema sistemi gibi oluşturduk. Böylelikle daha rahat edebiliyorlar. Avrasya Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesi karşısında bulunan Anja laboratuvarında her an ihtiyacı olan hastalara geçici kalp pili uygulaması yapılabilmektedir. Akut miyokard enfarktüsü ile gelen hastalara 24 saat boyunca primer PCI girişimi uygulanabilmektedir. Solunum desteğine ihtiyacı olan hastalarda her an solunum aletine bağlanarak yakından takip edilebilmektedir. Avrasya Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesinde ziyaret hastaların sağlığı planla tutularak belli saatler için alınmıştır. Saat 13 ile 14 arası sadece 2 kişi ziyaretçi alınmaktadır. Burada da koroner yoğun bakımından bir görüntümüz var. Görmeyen arkadaşlar, gelmeyen arkadaşlar varsa bulunmayın. Çalışma çekti. 8 yataklı. Burada da yine hastanın yoğun olduğu bir gün. Medikal kadrosu koronerin 3 doktor, 2 hemşire ve 2 personelden oluşmaktadır. Kardiyoloji, hekimlerimizin görüntüsü. 3 tane hekim oluşmaktadır. Koroner yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan hastalar nöbetçi hemşire ve personelden 7.30-8 saatleri arasında hasta başında devir alınmaktadır. Acil arabası ve narkotik ilaç teslimi de yapılmaktadır. 8 ile 9 saatleri arasında hasta başlarında doktor viziti yapılmakta ve hasta EKG'leri ile laboratuvar tepkileri görülerek değerlendirilmektedir. Hasta günlük tedavileri tedavi tabelalarına order edilmekte ve hastayı takip eden doktor tarafından imzalanıp kaşelenmektedir. Burada da hastalarımızın hasta başında dosyayla beraber yazılı hem de sözlü devredilmesi. Burada da saat 8 ile 9 arası doktor muayenesi mevziti. Burada bir tane doktor isten ve hemşire ilaç uygulama formumuz var. Hekim tarafından orduru düzenlenmiş, altı hemşire tarafından parafin kapatılmış. Eğer sözlü orduru alırsa bunun altına doktor yazırsa boyunca gelip ilacı eklemek zorundadır ya da sözel orduru alırız. Altı kapatan hemşire tarafından, orduru teslim olan hemşire tarafından imzalanır, saati de atılır. Altına da hekim imzası ve kaşesini atar. Burada da yine doktor vizitinden görüntümüz var. Burada doktor vizitimiz. Hasta başında. Yatan hastanın hazırlanmasını görüyorsunuz. Gelen hastanın hazırlığı. Yatan hastanın hazırlanış süreci. Hastanın yatışı hasta kabulden yapılır ve onanları alınır. Yatırılan hastanın dosyası hazırlanır. Daha net hazır alınarak gerekli sorgulamaları yapılır. Düşme riski formu doldurulur. Hastanın hekimi tarafından muayenesi yapıldıktan sonra günlük müşahede bulguları yazılır. Doktor hastanın tedavisini tedavi isten formuna doldurur. İmza ve kaşe ile beraber. Tedavi saatleri hemşire tarafından düzenlenir. Ekstra bir durum varsa doktor saatini söyler, ona göre ilaçlarını düzenler. EKG'si çekilir, monitörize edilir. Anjiyo yapılacaksa hastada IV damar yolu açılır. Özellikle bir sol kol tercih ederiz. Sol sağ femoralden giriş yapıldığı için sağ femoralde sıkıntı çıkarsa hoca sağ radyal ve yasal radyal deneyebilir. Kasık tıraşı kontrol edilir. Bileklik takılır. Solunum sıkıntısı varsa oksijen takılır. Tansiyon takibi yapılır. Doktor isterse idrar sondası takılır. Komadin alıyorsa iğneyle bakılır. Anjiyo yapılmak için iğneyle değerinin 1.5'un altında olması gerekir. Akut koroner sendromu düşünen hastalarda doktor elektrik ile troponin ve CKM enzimi ile gerekli görülen kan tetkikleri yapılır. Böbrek yetmezliği düşünürse üre ve kreatin değerlerine bakılır. Doktoru bilgilendirilir. Hasta uygun şekilde anjiyo laboratuvarına transfer edilir.
hasta ve yakınları doktor tarafından bilgilendirilir. İşlem sonrası hastanın takibi. İşlem sonrası hasta monitörize edilir ve EKG çekilir. Anjiyoyu veya PTC stent çözülen doktorun direktifi doğrultusunda tedavisine başlanır. Hastanın şikayet ve vital bulgularında değişiklik olursa doktoruna haber verilir. Gerekli görülürse kan örneği alınır ve kan değerlerine ve kan gazlarına bakılır. 4 ile 6 saat sonra arterindeki şık gerekli önlemler alınarak kalsiyum analiz takibi yapılarak çekilir. Ortalama 20 dakika femoral artere basılır. Vagotonik bradikardi ve hipotansiyonu bir anda hasta girebilir. Olursa bu durum doktor direktifiyle ayrı bir atropin veya sıvı replasmanı yapılır. Hastanın ayakları yukarı kaldırılır. Kanama durduktan sonra 2 ile 4 saat arasında arter giriş yerine ağırlık konulur. 6 saat sonra hasta mobilize edilir. Burada da femoral arterde kişiyi görüyoruz. Femoral arterde kişi çekildi ve 20 dakika baskı uygulanıyor. Burada da işlem sonrası herhangi bir hematom olmadığını görüyoruz. Ve bunu biz bandajla kapatıyoruz. 4 saat, 6 saat arası kum torbası bırakıyoruz. Hastanın taburcu işlemleri, doktor tarafından hastanın taburcu olmasına karar verilirse, reçetesi doktor tarafından yazılır, ilaç ve istirahat raporu düzenletilir. Hasta ve hasta yakınlarına sigara içmeme eğitimi ve diyetiyle ilaçlarını nasıl kullanacağı anlatılır. Doktorun yazdığı imzalı epikriz hastaya verilir. Koroner hemşiresi hasta taburcu ve eğitim formunu doldurur ve imzasını atarak bir nüshasını hastaya verir, bir diğer nüshasını dosyasına koyar. Anjiyo yapılan hastalara anjiyo raporu ve CD'si, kan tahlilleri, en son çekilen EKG'siyle tedavi ve diyet listesi verilir. Evde yapması ve dikkat etmesi gereken durumlar anlatılır. Hastanın muayene tarihi verilerek tekerlekli sandalyeyle taburcu edilir. Bu da bizim kardiyoloji ekibimizin bir fotoğrafıdır. Burada anjiyo ekibimiz. Anjiyolar aritmelerin işlem sayısında görüntüsü. Hemşireler tarafından doldurulan takip ve tedavi formları. Bu da bizim günlük hastayı takip ederken uyguladığım yoğun bakım hasta izlen formudur. Aldığı çıkardığı takibi, tansiyon ve ritim takibi, ritme hangisi, sesin üst ritme, antelitme, onları ritmeyi takip eder. Burada da arkasında Glasgow koma skalası takibi. Aynı zamanda gündüz ve gece hemşiresi yaptığı işlemleri, aldığı ordurları buraya yazmaktadır. Burada da sigara ordur kullanırsak eğer bunun iki kişi tarafından doldurulması gerekir. Hasta eşyaları hasta bize geldiğinde üzerinde kıyafetleri varsa bunları hasta yakınlarına teslim ederiz. İmza almıyoruz. Onu hasta yakınına teslim ederken karşılığında imza alıyoruz. Bu şekilde teslim ediyoruz. Dosyasına koyuyoruz. Bu da bizim kendi hazırlığımız olduğumuz ilaç kullanım çizelgesi. Hastaların bazen ilaçları çok fazla olabiliyor. Anamakta bir şey çekebiliyorlar. Ve bizim hasta taburcu kısmı kısa olduğu için bunu da etkili bulduk ve bunu kullanıyoruz. Burada sabah, öğle, akşam, aç, tok nasıl kullanacağı, ne için kullanacağı, ilacının adı yazmakta. Örnek olarak da bu şekilde görebilirsiniz. Hiçbir şey insan sağlığıyla kadar önemli değildir diyoruz. Önlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, sıraya kazanmaktan kısalıyoruz. Karadan yoğun bakım ünitemizin işleyişi ve süreçleriyle ilgili güzel bilgiler edindik. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi kendilerini böyle alacağım ve erişkin yoğun bakım ünite süreçlerimizi anlatmak üzere değerli ekibimizi sahneye davet ediyorum. Yoğun bakım ünitesi sorumlu hemşiremiz Sayın Sevgi Yetkin'le başlayacağız. Bizlere erişkin yoğun bakım ünitesi hemşiresinin görev tanımını yaparak güzel bilgiler verecek. Hoş geldiniz hepiniz. Hemşirelik duyarlı, bilimsel, multidisipliner bir bakım sanatıdır. Yoğun bakım hemşireliği de bu sanatın kullanılacağı en ileri seviyedir. Yoğun bakım hemşireliği hasta adına hasta haklarının savunucusu ve doktorun arkadaki gözüdür. Yoğun bakım hemşiresi, sorumlu hemşiresi görev tanımına gelmek istiyorum. Yoğun bakım hemşiresine yapılan işlemlerin doğru, düzenli ve hızlı yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak. Birimdeki görevli personeli kontrol etmek ve hemşireleri yönlendirmek. Avrasya Hospital politika ve hedeflerine prosedür ve talimatlarına uymak.
Yoğun bakım sorunu hemşiresi yoğun bakımda ne yapar? O da bir sorulan sorulardan bir tanesi bize. Erişkin yoğun bakım ünitesinde temizlik, dezenfeksiyon işlemlerinin planı, bu konuyla ilgili personelin yönlendirilmesi, doğru ve zamanında yapılmasını sağlar işleri. Yoğun bakımdaki kullanılan malzeme ve ilaçların kontrolünü yapar, hastaların ilaç gereksinimlerini, tedavilerini, tıbbi satın almayı bu konuda bilgilendirir. Mesai başlarken müddetçi hemşireden görevli resim alır. Sorunun cihazlarının, monitörlerinin ve bunlar gibi tüm cihazların temizliğiyle bizzat ilgilenip görevli personeli bilgilendirir. Eksik malzeme, araç ve gelişlerin sesini yaparak satın alma departmanını bilgilendirir. Arızalı araç ve gelişleri belirleyip en kısa sürede biyomedika ile bağlantı kurup gerekli firmaların bilgilendirilmesini sağlar. Yeni gelen araç ve gelişler ve malzemelerin kullanım talimatı ve teknik şemalarını muhafaza eder, personelleri eğitimlidir. Yoğun bakımın hasta giriş ve çıkışlarının kurallara uygun yapıp yapılmadığını kontrol eder, dosyaların eksiksiz bir şekilde muhasebeye gönderilmesini sağlar. Hastaların vücut temizliği ve bakımlarının yapılmasını sağlar, çalışanların uyum içinde çalışmasını sağlar, personelin ve hemşirelerin çalışma çizelgelerini yapar, hasta yakını ve doktor arasındaki ilişkiyi koordine eder. Yatan hastanın formlarının eksiksiz olarak doldurulmasını kontrolünü sağlayarak yoğun bakımdaki tıbbi atıkların, evsel atıkların ve ameliyat atıklarının ayrı bir şekilde atılmasını sağlayarak amirin ve diğer birim amirlerinin kendi amiri bilgisi dahilinde vereceği muhtelif görevleri yerine getirir. Şimdi yoğun bakım hemşirelerinin görev tanımlarından bahsedeceğim. Yoğun bakım hemşireleri vardiya saatinde en az 10 dakika önce giyinmiş ve göreve hazır olarak ekibin tüm üyeleri katılımında tüm hastalar ve ürüte teslim alınır. Ve teslim saatinde hastaların bakımları ve tedavileri yapılmış olup dengeleri kapatılmıştır. Tüm hemşirelerin düşünmüş olduğu halde teslim hasta başında birebir yapılır. Narkotik ilaç ve özellikle malzeme kayıt altında tutulur ve sayılarak teslim alınır. Kilitli dolapta muhafaza edilir. Kreş kart, acil çantası, acil teslimi ve teslimi tamamlanarak teslim edilmelidir. Tüm hemşireler her an doktoruna ve ailelerine rapor verecek kadar hastalara ve üniteye ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Erişkin yoğun bakım hemşiresi enfeksiyon kontrol tedbirlerine oldukça fazla dikkat eder. Kendini hastadan, hastayı kendinden ve diğer hastalardan korur. Ortam florasının temiz kalmasını sağlar. Yoğun bakımdaki hastaların vücut bakımı, ağız ve göz bakımları günde iki kez rutin olarak yapılır. Gerekli durumlarda bu sayı artar. Teşekkür ederim. Bu kadar. Sevgili hemşirelerimiz, yaklaşıklarımız. Şimdi yine erişkin yoğun bakım ünitesi hemşirelerimizden Sayın Esra Yaşar bizlere erişkin yoğun bakım ünitesi işleyiş süreçlerinden bahsedecek. İşleyişini anlatmak gerekirse bizdeki prosesin amacı, prosesteki amacımız bize belirli girdilerle gelen hastalarımızı doğru ve zamanında yapılan faaliyetler sonucunda hasta müdürlüğü, hastaneye katkı olarak geri dönüşler almak. Bize yoğun bakım süreci olarak şöyle başlıyoruz. Hastalarımız 112 tarafından doktorumuzla yapılan görüşmeler sonucu başka hastanede başka doktorlar tarafından yazılan epikrizlerle kabul ediliyor bizde. Doktorumuz bu epikrizleri bize getiren epikrizleri inceliyor ve hastanın kabulünü sağlıyor. Hasta kabul edildikten sonra yoğun bakım doktoru sorumlu hemşireye, sorumlu hemşire de servis hemşirelerine haber veriyor. Daha sonra hasta kabul için hasta yatağımız hazırlanıyor. Hasta için uygun ventilatör, hasta monitörü, hasta dosyaları hazırlanıyor, uygun malzemelerimiz hazırlanıyor. Daha sonra hasta doktor ve hemşireler tarafından karşılanıyor yoğun bakım ünitesinde 112 tarafından getirilen hastalar, ambulans tarafından. Bizde zaten hasta geldiği zaman iş birliği içerisinde hasta karşılanıyor. Birkaç hemşire hastayı yatağa alırken diğer hemşireler hasta yakınlarını yatışa gönderiyorlar ve hasta yatış için onun imzalarını alıyorlar. Hasta yatağa alındıktan sonra bizim için önemli olan hastanın solunumu. Öncelikle hastanın solunumunu güvence altına alıyoruz. Buna nasıl karar veriyoruz? Kangada çalışıyoruz. Anestezi uzmanı tarafından gerek görülürse hasta entübe ediliyor.
hasta mekanik ventilatöre bağlanıyor. Onun ardından hastayı monitörize ediyoruz. Monitörizasyonda invazif, non-invazif yöntemlerle monitörize ediyoruz. Her şeyi güvence altına alıyoruz. Daha sonraki sıralamada ise kateterizasyonu sağlıyoruz. Burada üretraj sonda, nazobastik sonda sivri kateteri ya da yedek damar yolu açılması işlemleri uygulanıyor. Daha sonra hastanın EKG'sini çekiyoruz. Doktor tarafından istenen tetkikleri laboratuvara gönderiyoruz. Bütün akciğer filmimizi çektiriyoruz. Doktor tarafından istenen diğer işlemleri uyguluyoruz. Eğer ek bir konsültasyon isteniyor ise bu doktorumuz tarafından konsültasyon istenen doktoruyla görüşülerek hallediliyor ve biz bize düşen işlemleri hazırlıyoruz. Ardından hastaya uygun tedavileri zamanında ve doğru olarak hazırlıyoruz. Daha sonra hastanın yoğun bakımdan çıkışını sağlıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrardan ilişkin yoğun bakım ünitesi hemşirelerimizden Sayın Müjde Yiğit Alp bizlere ilişkin yoğun bakım ünitesi formları doğrultusunda bilgilendirmeler yapacak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben de kısa bir süre önce yoğun bakım ünitesine katıldım. Ben destekleriyle doktorumuz Selma, sorumlu hemşiremiz Sevgi Hemşire'ye ve tüm ekip arkadaşlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ben de size kullandığımız formlardan bahsedeceğim biraz. Yoğun bakım olarak tabii birçok form kullanıyoruz. Bunlardan en çok kullandığımızı derledim ben size. Ve bunları paylaşacağım sizinle. Ziyaretçi kabul talimatımız. Yoğun bakım olarak ziyaret saatlerimiz 14-15 saatleri arasındadır. Hastanın genel durumuna göre 5'er dakika görme ve hastaya temas etmeme şartıyla İki ziyaretçi şeklinde gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçileri kapıda görevli karşılar. Doktor ve hemşire tarafından gerçekleşir. Bilgi hasta başında ve doktor tarafından yakınlarına verilir. Diğer bir formumuz aydınlatılmış olan belgesi. Dış merkezden doktor tarafından kabul edilen hastaya uygulanacak cerrahi müdahale, tedavi ve diğer işlemler için hasta yakınından onay alıyoruz. Ve bu şekilde onay belgemiz. Direkt olarak hasta eşyaları teslim formumuz var. Hastaya ait bütün eşyalar kayıt altına alınıp hemşire tarafından hasta yakınlarına teslim ediyoruz. Hasta yetişimiz, yani hasta kabul kağıdımız, hasta bize geldiği zaman hasta yakınlarını hasta yetişe yönlendiriyoruz. Bu şekilde bir form geliyor bize. Bu formun barkod olarak dökümünü alıyoruz ve karşılaştırmasını yaparak teslim alıyoruz hasta yakınından. Bası yarası bakım formumuz. Hastanın yaşı, cinsiyeti, geçirdiği ameliyatlar, travma ve özel riskler gibi parametrelerine bakılarak ortaya bir puan çıkar ve bu puanı göre hastanın hemşiresi tarafından bakım planı oluşturulur. Ve günlük olarak bu bakım planı doldurulur. İthalki düşünme riski ölçeğimiz. Hastanın bilinç durumu, yaşı, kullandığı ilaçları, kronik hastalıkları veya hastaya bağlı bakım ekipmanları göz önüne alınarak puanlama yapılır. Puanına göre düşük veya yüksek risk ortaya çıkar. Buna göre sınıflandırılır. Puanı yüksek riske gidiyorsa yatak başına yonca figür yapıştırıyoruz. Günlük müşahede kağıdımız. Bu form doktor tarafından günlük olarak doldurulur. Hastanın genel durumu, bilinci, vital parametreleri, yapılan değişikliklerin yazıldığı bir formdur. Günlük olarak doldurulur. Doktor isten bir hemşire uygulama formumuz. Hastaya uygulanacak bir tedavilerin yazıldığı bir formdur. Hemşire adını soyadını kodlayarak tedaviyi uyguladığını belirtir bu şekilde. Yoğun bakım hemşire takip formumuz. Hastanın takip ve tedavilerinin, infüzyon sıralarının saatlik olarak kayıt edildiği bir formdur. Narkotik istek fişimiz. Biz kullandığımız narkotik ilaçların boşlarını gördüğünüz gibi bir forma yapıştırıp adını, soyadını, hangi doktor tarafından uygulanması isteniyorsa ismini yazıp taşın ettirip eczaneye gönderiyoruz. Şu an bu ekrandaki bir... Evet, teşekkür ediyoruz. Şu an iki tane ekran monitörü görüyorsunuz. Görüntüsünü. Yapmak istediğimiz şey, evet. Yani bu görüntüler şu dönemde gerçektir. Ameliyat farkı görülmesi için. Göresi
hemşirelik tam şuuru tam açık kontrol bir vaziyette servis takibi yapılsın diye yeniden Yedikule'ye gönderdiğimiz, ancak ne yazık ki hemen ertesi gün tekrardan entübe olarak bize geri gelen hasta ve geliş tansiyonuyla gördüğünüz kardiyak cerrahiyle uğraşan ve koronerciler bilirler. Noradrenalin ve dopamin desteğinde sistoliyi 4'e 2 olarak aldığımız hastaydı. Biraz evvel gördüğünüz keyif yapan hasta. Nitekim bunu niye özellikle göstermek istiyorum? İnsanların aklında Mehmet Bey de çok güzel ifade etti. Yoğun bakılma. Ha tamam. Neyse Allah selametini versin. Böyle bir şey yok. Tüm dünya genelinde ortalama olarak her şeye rağmen elbette %50-%50 kayıp vardır ama bu kayıplar şöyle düşününüz. Şu anda yukarıda terminal dönem kanser hastaları var. Kayıpların büyük kısmını oluşturanlar bunlardır. Tek akciğerli ve o durumda gelmesine rağmen hastayı bugün daha sonrasında servise çıkardık. Serviste birkaç gün takip ettikten sonra sizler de görmüştünüz sanıyorum. Hastalı. Bunun gibi binlerce örnek var elbette. Hasta artık evine gönderildi. Yoğun bakımın aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok adı üzerinde. Yoğun bakımın amacı kurtarılabilir, gerçekten kurtarma imkanı olan hastayı kurtarabilmektir. Bunu maksimum ölçüde, yani maksimumu 2'ye 1'dir. İki tane girenin o bir tanesini, yani kanser hastaları şunu bunu çıkarttığımızda kurtarabilmektir. Biz, ben şöyle söyleyeyim, hani istatistiki olarak şey yapamayacağım ama çünkü yani kanser hastalarını da çok fazla alıyoruz. Bu oranı çok iyi tutturduğumuzu düşünüyorum. En azından şu 1,5 süre, yıllık süre içerisinde. Devam edin isterseniz. İşte böyle. Bir süre sonrası şeklinde ayarlayacağım. Önceki yapıyoruz daha. Evet. Şurada da kendi kendine ekstra etmiş bir hasta ve sonraki halini koyuyorum. Arkamızı döner dönmez neler olduğunu göstermek yani için. Yani o kadar riskli hastalarımız var ki yani bir dakika hepsi monitör altında, takip altında olmasına, 4-5 göz birden o monitörleri izliyor olmasına, bazen çoğu zaman hastanın eli kolu, hani kendine herhangi bir zarar vermesin diye bağlı olmasına rağmen, tamam, işte 21 yaşında evet bağlı, genç kız status tablosundaydı bu, kendini ekstübe etti. Bir anda, yoğun bakımda işler bir anda değişebilir ve bütün ekip bir anda o hastanın başına gidip bazen saatlerce uğraşabilirsiniz ama yoğun bakım bu demek işte. Sonradan sonuçlar öyle olunca elbette biz de çok mutlu oluyoruz. Evet, örneğin yaptım. Burada da evet dün Efe Hanım'ın teşekkür ediyoruz burada mı bilmiyorum. Yardımlarıyla ellerine sağlık. Bu hastalık daha sadece 2 gün önce bize acil olarak yine entübe olarak getirilmiş bir hastaydı. Acilen hava yolunu güven altına aldık. Şu anda teyze yemek yiyor. 2. gün bugün. Bir arada inşallah çıkaracağız. Gerekli tedavisi, gerekli servisince devam ettirilecek. Evet, ben özellikle sadece şey söylemek istiyorum. Bana göre yoğun bakım eşittir hemşire demek. Adı üstünde bakım. Ben yani vizit falan diyoruz ya, bizim vizitimiz, yani benim vizitim hiç bitmiyor. Sabah girdim, akşam 6'da bile ekstübasyon yapabiliyoruz, işlem yapabiliyoruz. Devamı gelen bir, süreci devam eden bir klinik çünkü özellikle reanimasyon yoğun bakım. Ama kesin olan bir şey varsa yoğun bakım eşittir hemşire. Ben bu anlamda da bizim hemşire ekibimizden gerçekten çok memnunum. Oldukça iyi çalışıyorlar. Emeklerinin ve fedakarlıklarının herkes tarafından kesinlikle bilinmesini istiyorum. Esra hemşire, Hasan Baydaşlı'yı herkes çok iyi bilir. Herkesin ölecek dediği hastayı toparlayıp da evine gönderdiğimiz hastadır. Mide kanseri, total gastrektomi çeken. Ekstübe etme sürecini çok uzatan bir diyarezi söz konusu olmuştu. Sırf o diyare yüzünden zırıl böyle çok ciddi ağladığını biliyorum. Temizliyorsunuz, tekrar diyare devam ediyor. Temizliyorsunuz akşama kadar. Yani her şeyiyle ilgileniyor çünkü hemşire. Başından ayağına kadar, defekasyonundan her şeyine. Dolayısıyla da ben sizin huzurunuzda tüm hemşire ekibime, personel olmazsa hiçbir şey olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sadece onların yardımcı evet, bu da yoğun bakım. Bu da bizim. Akışlar bulunuyor.
bakım ünitemizin sorumlu hekimi, bir o kadar da başarılı hekimi Sayın Tülay Hanım'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz tekrardan hocam katkılarınızdan dolayı. Evet, erişkeli altı ünitesi tekrar alkışlarla parmağımızdan uğurluyoruz. Şimdi yeni doğan yoğun bakım ünitemiz var sırada. Değerli arkadaşlarımı ben böyle sahneye davet edeceğim. Peki, şimdilik slaytımız hazırlanana kadar, tamam. Yeni doğan, yoğun bakım, bebek ünitemizde. Tabii ki sorumlu hekimlerimiz var. Sayın Handan Hanım olsun, Sayın Ersin Hanım olsun. Şimdilik bizler uzman doktor, çocuk hastalıkları uzmanı Sayın Mehmet Ali Talay'ı dinleyeceğiz hep beraber. Buyurun hocam. Teşekkürler. Hastanın yoğun bakımların gelişimini anlattı. Ben sadece hani yeni doğan yoğun bakımı geldi aşamaları anlatmak için şu zaman. Asistanlar 1995 yılında başladığımızda biz Çapa'da çocuk yoğun bakımı yeni kurmuş iki ventilatörümüz vardı. Yeni doğanda iki tane ventilatör, solunum cihazı bile perinatörü bile iki tane vardı. Hatta ben ünitemken konvizyon geçirip solunum arresti olan bir çocuk getirilmişti. 48 saat ambulatörümüzü çok iyi hatırlıyorum. O dönem daha İstanbul'da bile yoğun bakımda ciddi sıkıntı, reanimasyonda yer bulamıyordu. Ama bugün geldiğimiz aşama bizim sadece kendi yoğun bakımda yeni doğana ait 7 tane ventilatörümüz var. 17 kilosumuz var. Yeni doğan boyunca genelde krematur akla gelir. Krematurla Türkiye'de yapılmış bir çalışmanın sadece bilgi açısından 500 gram ile 250 gram arasında doğan çocuklarda 2007-2008 arasında ok meydanında çalışan %99'a yakın eksol varmış. Amerika'da da bu bakan %70 yakında. 500 gram ile 750 gram arasında %90 civarında yani eksol varmış. Amerika'da bu %45 civarı. Gelişmiş ülkelerde hızlı rakamlar var yerine. 750 ile 1000 gram arası yaklaşık olarak %50, 1000 gram ile 250, 1250 gram arası. %8 civarındaymış. Peki şu anki düzeyine bu rakamlar bizde yaklaşık %50'ye iniyor. Yani %99, %45'lere iniyor. Peki bu prematür bebekler ne kadar yaşlılıkta oluyor? Genelde niyet 30 haftanın altına aşağı doğru gittikçe bu prognoz artı mortalite artar. Dramat olarak da dünyada en son yani Amerika'da bir bebek doğdu. Sanırım 234 gramdı. Yaşatmaya çalışıyorlardı. 2014'te. Türkiye'de peki en küçük doğan iki bebek var. Bunların birisi bizde. Birisi de Amerikan Hastanesi'nde. Amerikan Hastanesi'ndeki 385 gram şu anda yaşıyor. Bizdeki de 440 gram. O da şu an yaşıyor. Sonra bir ay önce hastaneye geldi. Usain Bolt gibi koşuyor. Onun dışında peki
yoğun bakımların bu gelişimine yani nasıl azalıyor? Yani gelişme tamamen mekanik dediğimiz solunum cihazları, solunum desteği ve diğer verdiğimiz destekler. Bir pentaglobin lazım oluyor. Çocuğun şeyi gerçekten pahalı ilaçlar. Ama sağ olsun Emrah'dan istiyoruz, hemen geliyor. Hallediyoruz. Yani yoğun bakım zor iştir, zahmetli iştir. Gerçekten Tülay Hanım dediği gibi hemşire hanımı bizim yarın doktor demek aslında. Çünkü günün çoğunu onlar geçer, biz yeni doğanda onlar çok fazla diyor. Hep onlara kartal gözümüz olacak. Gözleyeceksiniz. Yani bebeğin davranışları çok önemli. Bazen monitör sizi yanıltabilir, rengi bozulmuşsa renkten fark edeceksiniz. Yani yoğun bakım hemşiresi demek, diğer hemşire hanımlara haksızlık olmasın. Apayrı bir şey, apayrı bir gözlem gerektirir, özveri gerektirir. Biz çoğumuz bazen çocuktan altını değiştirmek için ya da muayenemize gelince ya bunun altını değiştirmediler. Onlar günde belki kaç kere değiştirdiler. Ciddi bir özveri gerektiriyor, ciddi bir gözlem, ciddi bir emek gerektiriyor. Buradan gelen huzurunuza hemşire hanımlara, ona da teşekkür ediyoruz. Gerçekten doktorun yarısı dedik yani. Ben yeni doğan için söylüyorum. Diğer yoğun bakımlar için de aynı şey geçerli. Fazla uzatmak istemedim. Yani bizim çok küçük bir bebeğimiz var. Sıra ona gelince. Akdeniz bebeği. Şu an bizim 570 gramlık. Gene anlıyorsam 25 haftalık küçük bir bebeğimiz daha var. Şu an kadar gayet güzel bir 3 gün oldu. İnşallah ay sonunda tabutçu olacak. Herhangi bir, şu ana kadar bir komplikasyon yaşamadık. Kranial kanama gibi geldiğinde ya da kardiyak bir sorun yaşanmadı. 1 kilo şu an 590 gram oldu 70 günde. Ama hemşire hanımlar bu ve serviste çoğu kişi bilir. Biz onlarla beraber yaşıyoruz. Geceler koşup evimizden geliyoruz bu bebekler için. Başlayalım. Peki. Ben Ayşe Hanım. Zor ve zahmetli iştir. Ben çok iyi hatırlarım. 440 gramlık bebeğimiz. Kavga durduğu bile. Benim ev buraya yakın olduğu için 15 dakika arabayla nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Ama yine çalışmıştık abi. Ve bunu yaşıyor. Yani yeni doğan yoğun bakım, özellikle prematür bebekler, emek verdiğimiz en büyük şey o. Çünkü diğer büyük çocuklar biraz daha yaşam aşan mortalitede daha azdır. Teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Bey'e de katıldığı alkış istiyoruz. Evet, şimdi ilk olarak bebek yoğun bakım ünitemizde yine sorumlu hemşehrilerimiz buradalar. Bizlere güzel bilgiler verecekler. Deniz Bengül Kızıltaş bizlere yeni doğan yoğun bakım ünitemizle ilgili kapsamı, amacı, proseslerinden bahsedecek. Buyurun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben size yeni doğan yoğun bakım işleyiş prosedüründen bahsedeceğim. Amacımız olarak yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yeni doğan yoğun bakım hasta kabul kriterlerine uyan hastaların kabul edilmesi ve bu hastalara en etkili tıbbi tedaviyi uygulayarak hasta bakımını yaparak en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak. Kapsam olarak da hepimiz yeni, yani bütün ekip olarak yeni doğan yoğun bakım ünitesi çalışanları kapsıyor. Hekimlerimizi, sorumlu hemşirelerimizi, personellerimizi. Ben size yeni doğan yoğun bakım ve reanimasyon hizmetlerinin proses izlem kartından bahsedeceğim. Bizi etkileyen prosesler olarak aciller, poliklinik, ameliyathane, yatan hasta servisleri, laboratuvar, radyoloji, bebek odası ve üst yönetim olarak etkileniyoruz bu proseslerden. Bilgiler olarak hasta, hasta kabul fişi, hasta dosyası, aile onan formu, tetkik istek formu, malzeme istek formu, tetkik sonuç formu, ilaç istek formu, aileye eğitim formu, hasta çıkış formu, hasta transfer formu, dış kaynaklı hasta kabulü, ROC formu. ROC formumuzda 32 haftanın altında olan prematür bebeklerimizi göz muayenesine dış bilimde bir hastaneye götürüyoruz. Orada ROC muayeneleri oluyorlar orada. Faaliyetlerimiz olarak hastanın monitorizasyonu, ventilatördeki hastanın izlemi, sedasyon ve analjezik uygulanması, hastanın ventilatörden ayrılması, skorlama sistemleriyle ilgili hasta takibi, bası yarası takibi, enfeksiyon kontrolü ve izlenmesi, hastanın ilgili birime transferi, konsültasyonlar ve transfer işlemleri,
Çıktılar olarak da muayene formu, order formu, aylık stok sayım listeleri, kan ve kan ürünleri istek formu, tetik istek formları, nöbet teslim formu, ilaç ve sıvı temin formu, konsültasyon formları, hasta nakil formları, hasta çıkış formu, kan gazı ve ventilatör izlem formu, transfüzyon takip ve doğrulama formu, arıza bildirim formu, narkotik ve psikotrop ilaç formlarını çıktı olarak gösteriyoruz. Etkilenen prosesler olarak da poliklinikler, yoğun bakım üniteleri, hasta danışmanları, bebek odası, muhasebe, rezne, eczane, satın alma, teknik hizmetler, insan kaynakları. Performans hedeflerimizde ailenin memnuniyeti, yeni doğanın ölümü, aylık ortalama yeni doğan ünitesinde yapılan müdahale sayısı, hedeflerimiz arasında yeni doğanın iyileştirilmesi, yeni doğan ölümünün olmaması, aile memnuniyetinin arttırılması, enfeksiyonun önlenmesi ve iyileştirilmesi, kritik konularımız arasında da hasta kayıtlarının doğru tutulması, kan ve kan ürünlerinin doğru şekilde doldurulması, taburcu ve protokollerin takibi, ilaç ve malzeme temini ve takibi, tıbbi atıklar, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrolü, radyoloji ve tetkik taleplerinin eksik olmaması, tıbbi cihazların kalibrasyonu. Bu bölümden sonrasında Esra arkadaşımız anlatacak. Evet, Deniz Hemşire'ye de bir alkış istiyoruz. Teşekkürlerimizi istiyoruz sizin için. Şimdi hemşirelerimizden Esra Demir bizlere yeni doğan yoğun bakım ünitesi işleyişinden bahsedecek. Evet, öncelikle şöyle başlayalım. Proses ve geçen başlıkları alt başlıklar halinde inceleyelim. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine bebekler nereden kabul edelim? Bir buna bakalım. Bebek odasından, doğumhaneden, ameliyathaneden, çocuk poliklinikten ve diğer hastanelerden sürekli olarak yeni doğan yoğun bakıma hasta kabul ediyoruz. Bebek kabul edilirken tabii ki de öncelikli olarak bebeğin genel durumu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Örneğin doğumda kötü doğum esnasında hani bebeğin genel durumunu bilmemiz gerekiyor ki bize bunun hakkında bilgi verilmesi gerekiyor. Doktorlarımız da bu doğrultuda bizi arayıp haberdar ediyorlar ki bu konuda sorunlu hemşiremiz bebeğin genel olarak takip edilmesi için gereken küvezin nerede açılması gerektiğini, gerekli malzemeleri neler olduğunu, neler hazırlanması gerektiğini bize bildiriyor. Biz de bu doğrultuda gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni doğan yoğun bakımda iki bölümden oluşuyor. Biri izolasyon bölümü, diğeri ise genel olarak yoğun küvezlerin bulunduğu bir bölümümüz var. Orası. İzolasyon bölümünde bronşiyolit, klinik sepsis, üremesi olan bebekler ve komplike vakaları takip ediyoruz. Sıklıkla tedavi edilen vakalara bakacak olursak prematüre bebeklerimiz, respiratör distres sendromlu olan ve yeni doğan geçici takipmesi olan bebeklerimiz sıklıkla yatıyor. Onun dışında neonatal sepsis, neonatal hiperbilirbinemi, polistemi, prematür apnesi ve bronşiyolitli bebekleri takip ediyoruz. Tedavi işlemlerine geçecek olursak doktor orderi doğrultusunda tedaviler, istenen bakımlar, takipler, tetkikler yapılıyor ve yeni doğan yoğun bakım izlem formuna kayıt ediliyor. Vital bulgular bebeğin genel durumuna göre düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Günlük doktor vizitlerinin doktor hastasının tedavisini yeni doğan izlem formuna kayıt ediyor. Tedavi planında ilacın dozu, uygulanış şekli, zamanı mutlaka doktorlar tarafından yazılıyor ve kesinlikle kaşeleri bulunuyor formda. Doktorların verdiği form baz alınarak da hemşirenler, yani bizler tedavi şeklini aynı şekilde alt başlıklar altında sıralıyoruz ve saatlerini ayarlıyoruz. Bu doğrultuda nöbet teslimlerinde birbirimize bildiriyoruz ve herkes neyin ne şekilde uygulanacağını biliyor. Planlanan tedavi ve hastayla ilgili bilgiler kontrol edildikten sonra hemşire tedaviyi uyguluyor. Sulandırılan ilaçların üzerine tarih, saat, ne ile ve kaç sulandırıldığı yazılıyor ki bu önemli bir husus. Çünkü ilaçların, her bir ilacın ayrı ayrı belli saatlerde kullanım süresi var. Örneğin bir ilaç 24 saat içerisinde kullanıp atılması gerekirken bir ilaç tek kullanımlık, yani tek seferde kullanıp atılması gerekiyor. Uzun süre muhafaza edemiyoruz o ilaçları. Yapılan tedavileri uygulayan hemşire kendi ad ve soyadının tarafına atıyor. Bu da önemli bizim için. Tedavinin kim tarafından yapıldığı önemli, ne şekilde yapıldığı önemli. Bu gerekli durumlarda hemşireye zaten soruluyor ve bilgi alınıyor.
Bebeğin ilaçları hastane eczanesinden temin ediliyor. Onun dışında bazı ilaçlar temin edilemediğinde dışarıdan getiriliyor. Aileler tarafından isteniyor. Beslenmeye başlayan bebeklerden ilk olarak topuk kanı alınıyor. Bebeğin klinik seyrinde bir değişiklik olursa takip eden hemşire tarafından doktoruna haber veriliyor. Doktor istemine göre bebeğin tedavileri yapılıyor. Bebekle ilgili başka bir uzmanın kararı istenirse konsültasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Doktorun önerisi doğrultusunda bebeğin beslenmesi takip ediliyor ve belirleniyor. Enfeksiyonların kontrolü ve izlenmesi bizim için çok önemli. Çünkü yeni doğan yoğun bakım, yani genel olarak yoğun bakımlarda enfeksiyon çok büyük bir risk oluyor. Yeni doğan yoğun bakımı yatan hastaların, bebeklerin genelinden kültür örnekleri alınıyor. Sonuca göre antibiyotik kullanımlarına doktor tarafından karar veriliyor. Bebeklere müdahale etmeden önce ve sonra bir bebekten diğer bebeğe geçerken el yıkama talimatları kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husus daha. Her bebek için kullanılan cihazlar ve malzemelerin ayrı olmasına dikkat ediliyor. İzolasyon odasına alınan bebekler izolasyon talimatlarına göre uygun olarak takip edilip ve tedavisi bu şekilde yapılıyor. Taburcu kriterlerine bakacak olursak vital bulgularının stabil seyretmesi, yeni doğan bebeğin aktivitesinin normal olması, bebeğin yeterli beslenecek şekilde anne tarafından eğitimin alınmış olması, kusmasının olmaması, düzenli idrar ve yarı çıkışlarının olması, antibiyotik tedavisi alıyorsa bebeğin tamamlanmış antibiyotik tedavisinin tamamlanmış olması ve gerekli kan tetkiklerinin sonuçlarının normal sınırlarda çıkması bir bebeğin taburculuğu için yeterli kriterler. Taburcu işlemlerine bakacak olursak tedavisi biten yeni doğanlarda taburcu olurken işitme tarama testi yapılıyor ki bu da çok önemli. Eğer testten geçmezse bebek 15 gün sonrasında randevu verilip tekrar test yapılıyor. Bebeklerin annelerine emzirme, bebek bakımı hakkında eğitim veriliyor. Göbek bakımı, deri tuşlanması, gazlanması ve mama takviyesi gereken bebeklerin annelerine uygun broşürler veriliyor. Kontrole gelecekleri gün hakkında bilgileri veriliyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Kaçmasından dolayı dolaşımları bozulabiliyor. Bu görüntüler biraz sanırım şeyden kaynaklandı. Yani bebekte böyle bir görüntü çok görmedik. Şimdi bunu görebiliriz. Yani çekimden kaynaklanabiliyor diyorum. Çünkü bu gerçekten gerek yok. Pembe sanırım yansımadan kaynaklanıyor. Dolaşımda dopamin böyle bir şey yapar mı? Yani bu görüntü... Thank you.
Çamlı evi neredeyse gördüğünü yazsın. Tabii şu an tedaviler neredeyse sıfırlanmış. Sadece orogastrik sondayla besleniyor. Şu hali 1400 gram. Şu an tabii biberonla beslemeye başladık. Önümüzdeki hafta ameliyatına çağrılacak. Sonra da inşallah şifayla evine gidecek. Bu güzel bebeklerimizin tabii sağlığına kavuşmalarında da üstün başarıları olan çocuk hastalıkları doktorlarımıza da koca bir alkış alabilir miyiz? Kendilerine teşekkür ediyoruz. Merak edici görenler biliyor yani rengi çok darmış. Evet, şimdi de çocuk hastalıkları uzmanımız Sayın Ersin Sarı'ya söz veriyoruz. Hocam buyurun. Aileler sevinçle geliyorlar. Birdenbire biz bu ailelere çocuğunuz yoğun bakıma girecek diyoruz. İşte bu durumda aileler tamamen yıkılıyor. Neden böyle olduğu sorusu var. Sağ olsun kadın doğumcu arkadaşlarımız prematür bebekleri ailelere hazırlıyorlar. Yani yoğun bakıma girebileceklerini bize yol gösteriyorlar. Ve o durumda çok zorluk çekmiyoruz. Çünkü bir hazırlık aşamasından geçmiş geliyorlar ve beraber onlara yoğun bakım alıyoruz. Bilgi verirken doktor arkadaşlarla beraber bizi yalnız bırakmıyorlar. Çünkü onlar 9 ay boyunca o aileyle tanışıyorlar. Biz ise daha doğar doğmaz bir 2 saatlik içinde biz sizin bebeğiniz kötü diyen bir doktor oluyoruz. Bu aşaması bizim için kötü. Dışarıdan gelen hastalar için de belki daha iyi. Onlar da çünkü oradaki doktor arkadaşlar hazırlayıp geliyorlar. Psikolojik olarak biz birazcık daha zorlanıldığımızı düşünüyorum açıkçası. Diğer yoğun bakıma giren hastalar zaten bir takım hastalıkları olan hastalar. Yani bunların zaten yaş olarak daha büyük. Biz daha küçük şeylerle gelecekte bir takım ünlükler oluyor ailelerin ve biz o çocuklara bakmaya çalışıyoruz. Ve sağlıklı bir şekilde de taburcu etmeye çalışıyoruz. Hani 2'ye 1 oran dedi Doktor Tüyanım Hanım. Biz de o oran 2'ye 2 olması diyeceğimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde bizim bir takım yine pediatride zorluklarımız oluyor. O konuda da işte bazen 2-3 aylık bebekleri de yoğun bakıma aldığımız oluyor. Çünkü serviste takip edemediğimiz ya da sevk edemediğimiz hastalarımız olabiliyor. Biraz daha büyük olduğu zaman da erişkin olmadığından sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar. Oraya daha sonra gönderdiğimiz oluyor. Ama ekip olarak bütün Mehmet Bey de söyledi, hem doktor arkadaşlara hem de hemşire arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Taşlarımız bile bizim çok tecrübeli. Bu bebeğin ulaşımı kötü ya da bebekte bir şey var diye yorum yapabilen çalışan bir arkadaşımız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için de yeni doğan yoğun bakım ünitesine de güzel sunumları için teşekkür ediyoruz. Şimdi kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitemizde sorumlu hemşiremiz Sayın Hatice Özel'i dinleyeceğiz hep beraber. Ben hani zamanınızı almak istemiyorum. Sadece hani
ekstra bizim yoğun bakıma hasta nasıl geliyor onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten bizim hastalarımızın %80'i ya da 90'ı planlı bir şekilde oluyor. Planlı gelen hasta bir gün öncesinde zaten servise geliyor. Servisteki arkadaşlarımız hazırlıyorlar hastayı. İşte kanları, tetkikleri, yapılması gereken konsültasyonlarıyla hazırlandıktan sonra ertesi gün hasta yoğun bakıma, ameliyathaneye bir personel ve hemşireyle birlikte geliyor. Yoğun bakımda da ameliyathane kapısında anestezi teknikeri ve yoğun bakım hemşiresi tarafından kabul ediliyor. O esnada işte hastanın işte aldığı ilaçlar varsa ya da özel kullandığı herhangi bir şey varsa onları teslim alıyoruz. Skanlarını teslim alıyoruz ve ameliyathane hasta alınıyor. Ameliyathane hasta alındıktan sonra da yoğun bakımda biz hasta durumuna göre, o günkü vaka sayımıza göre gerekli ilaçları, respiratörü, monitörü, yatağı ayarlıyoruz. Hasta ameliyattan gelmeden önce dosyası bize geliyor. Anestezi teknikerinin takip dosyası ve teslim formu bize geliyor. Ona göre orada zaten yazıyor. Hani respiratör ayarları eğer özel bir ayarı yoksa, hani doktorunun özel bir istemi yoksa ona göre bizim standart ayarlarımız var. Onları ayarlıyoruz. Hasta inotrop alıp almadığı zaten teslim formunda yazıyor. Eğer inotrop alıyorsa mutlaka hasta başında bir perfüzör bulunduruyoruz. Hasta ameliyattan, çok sevdiğim şekilde konuşuyorum herhalde. Hasta ameliyathaneden anestezi teknikleri ve anestezi doktoruyla birlikte monitörize bir şekilde ambulanarak geliyor. Yoğun bakıma gelen hastayı da biz önce solunumunu sağlıyoruz. Çünkü solunum önemli, zaten monitörize olduğu için solunum bizim için önemli. İki hemşire karşılıyoruz hastayı. Birimiz solunumunu yaparken diğerimizi monitöre bağlıyoruz. Ondan sonra hastanın sıvılarını, inotropu varsa inotropunu hastaya bağlıyoruz. EKG'si çekiliyor ve bir an önce altındaki yeşilleri alarak hastamızı ısıtıyoruz. Isıtmak bizim için önemli. Ondan sonra hastayı aspir ediyoruz, kan gazı alıyoruz. Kan gazı aldıktan sonra 15 dakika bizim için çok önemli çünkü drenaj takibi önemli. Zaten tüm tansiyonu sürekli görüyoruz hastanın. 15 dakika aralıklarla hastanın drenajını takip ediyoruz. Eğer hastanın drenajında akma varsa gereken testi yaptıktan sonra tedavi uyguluyoruz. Eğer tedavi yanıt vermiyorsa maalesef remizan alıyoruz hastayı. Hiç istemediğiniz bir şey. Postop sıfırında ritmi, tansiyonu, drenajı, bütün parametreleri bir problem yoksa, hastayla kooperasyonumuza gayet değilse hastayı ekside ediyoruz. Gece zaten bakımları belirliyor. Postop birime geldiğimizde hastayı teslim aldığımda ben, ondan sonra ne yapıyorum? Teslim aldıktan sonra hastaya gerekli açıklamalarda bulunuyorum. Bizim için hasta maalesef akciğer bakımı önemli. Bizi gezdikten sonra zaten doktorumuzla bizi gezdikten sonra akciğer bakımı önemli. Akciğer bakımında hasta için tapıtman yapıyoruz. Tapıtman şikayetlerimiz oluyor çünkü hastalardan gelen. Pataklıyoruz doğal olarak. Öksürme egzersizleri yaptırıyoruz. Triple çalıştırıyoruz. Onlar hani oyuncak gibi geliyor. Bazen de işte biz bunu evde yaparız diyorlar ama yoğun bakımda triple yapmadan hiç bir hastalığı servise vermiyoruz açıkçası. Yoğun bakımdaki postop dilimde eğer hasta hani taburcu olacaksa servise ona karar veriliyor. Taburcu olmayacaksa hasta yakınlarına doktorlarımız tarafından bilgi veriliyor. Servise de ben ya da doktorlarımız tarafından bilgi veriyoruz. Eğer taburcu edeceksek servise, 2 saat önceden servise arayarak hasta servise çıkacak. İşte alması gereken özel ilaçlar varsa onları bildiriyoruz. Monitörde takip edilecekse monitörde takip edilmesi gerektiğini ve niçin neden gerektiğini anlatıyoruz. Hastanın bütün parametreleri iyi olduğu zaman mobilize ederek tekerlekli sandalyede bir hemşire ve personelle birlikte servise teslim tutanağıyla birlikte çıkartıyoruz. Bu normal bir prosedürde gelen hasta sayımız.
Bir de Anjiyo'dan gelen acil hastalarımız olabiliyor. Onlar da zaten Anjiyo'dan çıkınca hemen arkadaşlar haber veriyor. Hemen zaten bir tane acil yatağı mutlaka yoğun bakımda oluyor. Gelen hastayı yatağa alıp monitörüze ediyoruz. Hasta ameliyata karar verdiyse mutlaka onan formlarını alaraktan hastayı ameliyat sürecine hazırlıyoruz. Maalesef kan grubu ve bazı tetkikler anjiyo esnasında yapılmadığı için kan grubu ve laboratuvar tetkiklerini beklemek zorunda kalıyoruz bazen. Bu da bizim için önemli bir süreç. Yani hani en azından bunlar daha önce yapılırsa hani bizim için de bekleme süreci olmayıp hastanın kan grubuna bir an önce kanları hazırlayıp ameliyatı alırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu da sadece benim kendi görüşüm. Hastayı ameliyat hazırlayıp ameliyathanedeki anestezi tekniklerine teslim ediyoruz. Ondan sonra tekrar yoğun bakıma ekstra olarak servisten hastalar gelebiliyor. Bu da daha önce opera ettiğimiz hastalar servisten gelebiliyor. Solunum sıkıntısı yaşadığımız hastalar, genel durum bozukluğu yaşadığımız hastalar, ondan sonra düşük debide olan hastalarımız ya da tamponat şüphesiyle gelen hastalarımızı yoğun bakıma alıp kontrolize edip gereken tedavi doktorun yazdıktan sonra direkt uygulamaya geçiyoruz. Herhalde bu kadar galiba anlatacaklarını diye düşünüyorum. Proses giriş çıkışlarını anlattığını düşünüyorum. Bu da 2012'de burada göreve başladık ekip olarak. Yaptığımız ameliyat sayısı 2012'de 154, 2013'de 328, 2014'te de bu Kasım yok Ekim'e kadar sayımız 222. Hani ameliyathaneye giren hastalar dahil olmak üzere. Ek sayımız 2012'de 2, 2013'te 5, 2014'te 2. Takip dosyamız zaten biz takip dosyasında saatlik mutlaka hani kaydediyoruz takip dosyasında her şeyi. Zaten takip dosyasında da bakıldığı zaman hani bu hastanın ne yapıldığı, ne edildiği, işte solunum cihazına mı bağlı, yoksa maskeyle mi takip ettiğimiz, her şey kayıtlı, aldığı sıvılar, drenajı, idrarı, ondan sonra çıkarttıkları, eğer destek alıyorsa bu inotrop olarak, işte dopamin, dopamin, onları da belirtiyoruz. Hemşire tedavilerine saatlik mutlaka yazıp saatin parametrelerini yazıyoruz. Zaten 24 saatlikte doktor imzasını ve tarafını atıyor. Daha arkasında doktor orderını yazdıktan sonra hemşire orderımız da var. Oraya da saatlerimizi yazıyoruz. Mutlaka saat belirtiyoruz ne zaman orderı aldığımızı, parametrelerimizi, isimlerimizi yazıyoruz. Arkasında da doldurduğumuz zaten Glasgow skalamız ve Apache formlarımız var. Onları da zaten arkadaşlar bahsetti. Burası ameliyathane. Yoğun bakım 7 yataklı, 2 tane de izolasyon olmak üzere toplam 9 yataklı. 5 monitörüm, 5 de respiratörüm hazır bir şekilde hastalarıma bekliyor. Kalp ameliyatından, ameliyathaneden aldıklarım var. Bu hastamız bugün 9. günü. 5 damar yaptığımız bir hasta. Postop 1'inde eksüp etmiştik. Fakat postop 4. gününde maalesef tekrar entüp etmek zorunda kaldık. İnotrop destekleri de var. Bayağı bizi zorlayan bir hasta. Dün eksüp ettik. Şu anda inotrop desteği alıyor. Oksijen desteğimiz var. İnşallah haftaya da servise hastamızı çıkartacağız. Bu resimleri alırken de hastalarımızdan hani izin isteyerek aldım. Onlar da hani onay verdikleri için gösteriyorum. Bizi de esnasında bir fotoğrafımız yine Adil amcayla. Bu da dünkü opera ettiğimiz hasta. Bugün serviste şu anda. Teşekkür ederiz. Evet, Hatice hemşireye kocaman bir alkış alıyoruz. Güzel sunum için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, şimdi açılış konuşmamızı Profesör Doktor Mehmet Meriç'te yaptık. Son olarak sözü tekrar bölüm başkanımıza veriyoruz. Teşekkür ederim.
Biliyorsunuz ki yoğun bakım üniteleri ne kadar teknolojik olarak, tecrübe olarak geliştiğinin, mortalitesinin ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Tabii bunda teknolojinin çok fazla faydası var. Gelişen ilaçların çok faydası var. Ve de hekimlerimizin, personelimizin, hekimlerimizin artmış tecrübelerin çok çok fazla faydası var. Şimdi buna örnek olarak mesela kardiyovasküler cerrahide ameliyat mortalitesi ilk önceleri ta 70-80'lerde %30'lardan hatta 40'lara 50'lere çıkıyor idi. Şimdi %2'lere, %1'lere, %3'lere düştü. Kardiyolojide koroner yoğun bakım üniteleri 1970 senelerinde akut miyokard enfarktüsüyle gelen hastaların zaten yarısı evlerinde vefat ediyordu. %50'ye yakını evlerinde koroner yoğun bakım ünitelerine hastanelere gelmeden vefat etmekteydi. Koroner yoğun bakım ünitelerinin mortalitesi o zamanlar %30 civarındaydı. Daha sonraki tarihlerde trombolit tedavi ortaya çıkınca bu rakam %15, 30'lara düştü, 30'lardan 15'lere düştü. Daha sonra primer PTCA geliştiği zaman akut miyokard enfarktüsünde %7'lere düştü. Şimdi ise tecrübenin artması, kullanılan ilaçların artması dolayısıyla mortalite %1'lerin altında, hatta %0 diyebiliriz. Örneğin bizim koroner yoğun bakım ünitesinde 2,5 senede yatan hasta sayısı 3500 civarında. Bu hastaların tamamına yakını akut koroner sendromu ile gelen hastalar. Yani miyokard enfarktüsü ile gelen, non-STMA ile gelen, ansıtlardan yine pektoris ile gelen hastalar ve mortalite 0. Ve şu anda ölen yok mu hocam? Ölen yok. 0. Yani. Bu da demek oluyor ki koroner yoğun bakım üniteleri, teknolojileri, kullanılan ilaçlar, malzemeler ve ayrıca tecrübenin çok çok artmış olması. Primer PTCA'nın artık çok yaygın halde yapılıyor olması ve bu konuda tecrübelerimizin çok artması mortaliteyi böyle sıfırlara çekmiş vaziyette. Bütün arkadaşlarıma, anlatanlara, bütün yoğun bakım ünitesi sorumlularına, hemşirelerine, personeline, herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir toplantı oldu, önemli bir toplantı oldu kanaatindeyim. Hepinize iyi günler diliyorum.